Proton sayısı, elektron sayısı grafiği verilmiş. Burada KLMN ile ilgili. Diyor ki aynı sayıda nötron içeren KLM taneciklerinin proton ve elektron sayılarının değişimi yukarıdaki grafikte verilmiş. Öncelikle KLM'nin hepsinin neyi eşitmiş arkadaşlar? KLM'nin, KLM ve N'nin nötron sayılarının hepsinin eşit olduğunu bileceğim. Buna göre diyor K anyon, N katyondur demiş. Öncelikle şu şekilde grafiğimizi aşağıya alalım. K'nın hatta buralara biz değerleri verelim. X'e 5 olsun, Y 6 olsun, Z de 7 olsun. Şurası yine X 5, Y 6, Z ise 7 şeklinde olsun. Bize K ve N'yi karşılaştır demiş. K'nın öncelikle şöyle K'yı alalım. K'nın proton sayısı nedir? Proton sayısı şöyle görüldüğü üzere 7'dir. Hemen 7 yazıyorum. Peki K'nın elektron sayısı nedir? K'nın elektron sayısı şu şekilde 5'tir. Şöyle 5 olsun. Daha sonra 5 de neyi toplarsam 7 yapar. 5 de artı 2'yi toplarsam 7. Dolayısıyla K ne olmalıdır? Katyon olmalıdır. Peki neye girelim? Neyle karşılaştırma yapalım? N'yi de şöyle farklı bir renk alalım hemen. Sarı olsun. N'nin proton sayısına bakalım. N'nin proton sayısı kaçtır? 5. O halde hemen 5'i buraya yazıyorum. Peki N'nin elektron sayısı nedir? 7. Yani Z diyoruz 7. Dolayısıyla buraya da 7 yazıyoruz. Peki ben 7 ile neyi toplarsam 5'e ulaşırım? 7 ile eksi 2'yi toplarsam 5'e ulaşırım. O halde N ne olacaktır burada? Anyon. X şey K ise katyon olacaktır. Bize neyi söylemiş burada? Tam tersini söylemiş. K'nın anyon, N'nin katyon olduğunu. Ancak bu şekilde değil. K katyon, N anyondur. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlış olacaktır. Gelelim ikinci öncülümüze. L ve M tanecikleri nötrdür demiş. Öncelikle L ve M'nin neyine bakmam lazım? Proton ve elektrona bakmam lazım. L'ye bakıyorum. L'nin proton sayısı ne? 7. Elektron sayısı ne? 7. Değil mi? Peki L ile M'yi karşılaştırıyorum. L ile N'yi mi karşılaştırıyorum? L ile M'yi karşılaştırıyorum. Dikkat edersen proton sayısı nedir? 7. Elektron sayısı da 7'dir. Dolayısıyla L nötr bir atomdur. Dolayısıyla L'nin nötr olduğunu söyleyebiliriz. Peki M'ye bakalım hemen. Şöyle M'ye bakalım. M'nin proton sayısına bakalım. 6. M'nin elektron sayısına bakıyorum. Elektron sayısı da 6'dır. Yani proton sayısı eşittir elektron sayısıdır. Dolayısıyla M de nötrdür. O halde bu ifademiz doğrudur. L nötrdür. Yine M nötr bir atom olacaktır. Gelelim 3. öncülümüze. Kütle numarası en küçük olan nedir demiş. Öncelikle kütle numarası dediği şurasıdır arkadaşlar. Şurası bizim için kütle numarasıdır. Kütle numarası en küçük olan nedir demiş. Kütle numarasını karşılaştırma yapmam için öncelikle proton ve nötron sayısını bilmem lazım. Şöyle tamamen geri alalım her işlemlerimizi. Kütle numarası en küçük olan nedir demiş. Burada nötron sayısının hepsinin birbirine eşit olduğunu bileceğim. Dolayısıyla proton sayısı en az olan atomun kütle numarası en küçük olacaktır. Dikkat edersen burada proton sayısı en az olan hangisidir? N'dir, değil mi? 5 olarak verilmiş. Hepsinin nötron sayılarının bize eşit olduğunu söylüyor mu yukarıda? Taneciklerinin proton ve elektron sayılarının değişimi aynı nötron sayı içerdiklerini söylemiş. Şimdi aynı nötron içeriyorsa her biri için aynı nötronu içeriyorsa demek ki şunun en küçük olanın kütle numarası ne olmalıdır? En küçük olması gerekecektir. Dolayısıyla burada en küçük proton sayısına sahip olan X'tir. X dediğimiz yani N atomu. X, N iyonu, M artı iyonuna 2, Z, K artı iyonuna 3 elektron verdiğinde nötr hale geçiyor. Buna göre N sayısı nedir demiş bize. Öncelikle N iyonunun X, M artı iyona dönüşmesi ardından da kaç elektron alıyor? İyonuna 2 elektron. Z, K artı iyona da 3 elektron veriyormuş arkadaşlar. Demek ki
Bu x artı n iyonun toplamda kaç tane elektron veriyor? 5 tane elektron veriyor. Öncelikle x n iyonu x m artı iyonuna 2, z k artı iyonu ise 3 elektron verince nötr oluyorsa, demek ki şöyle x n diyorum, artı 2 elektron vermesi demek artı yüklenmesi, alması demek eksi yüklenmesi demektir. Artı 2 artı 3 diyeceğim çünkü 2 elektronu M'ye veriyor. X, yani XM şeklinde oluyor. Artı 3 elektronu da ZK artı iyonuna veriyor. O halde sonuç itibariyle sıfırlanıyor ve nötrale dönüşecektir. Yani bu şu anlama gelecektir. N artı 2 artı 3 eşittir sıfır olacaktır. Buradan da N eşittir 5 eksi, yani eksi 5. Demek ki bu X N iyonu nasılmış en başta? Eksi 5 yüklüymüş. Şöyle 5 eksi şeklinde yüklüymüş. Bize neyi soruyor bu soruda? N sayısını soruyor. O halde N burada 5 eksi olacaktır. Bu soruda XM iyonu 2 elektronu alıyor. X 1 artıya dönüşüyor. YN iyonu 2 elektron veriyor ve Y eksi 1 iyonuna dönüşüyor. Yukarıdaki denklemlere göre M ve N'nin değeri nedir demiş bize. Öncelikle XM iyonu 2 elektron almış, x 1 artıya dönüşmüştür arkadaşlar. Burada yük denkliğine bakacağım. Yük denkliği için şurada ne vardır arkadaşlar? M var. Burada 1 eksi var. Ancak katsayı olarak ne vardır? 2 var. O halde 2 çarpı eksi 1 diyeceğim. Öncelikle yazıyorum. M artı diyeceğim. 2 çarpı eksi 1 eksi 2 olacaktır. O halde direkt eksi 2 diyorum. Sonuç itibariyle arkadaşlar, buradaki iyonun, yani bu taraftaki yük denkliğine baktığım zaman burada da 1 artı var. Dolayısıyla 1'e eşitleyeceğim burayı. Buradan da M'yi kaç olarak bulmuş olacağım? Artı 3 olarak bulmuş olacağım. Peki diğerine bakayım. YN iyonu, o halde N eşittir diyorum arkadaşlar. Yine yük denkliğine bakacağım. Y'nin burada yükü kaçtır? 1 eksidir. Yani eksi 1 anlamına gelir. Yine bakıyorum arkadaşlar. Şurası eksi 1 yüklü. Ancak katsayısı 2. 2 çarpı 1 eksi 1 eksi 2 olacaktır. Dolayısıyla buraya da eksi 2 yazıyorum. Buradan da n eksi 3 olacaktır. Bize m ve n'nin değerini soruyor. Dolayısıyla burada m 3 olarak, n ise eksi 3 olarak bulunacaktır. Bu soruya bakalım. Şu şekilde bize 3 tane öncül verilmiş ve diyor ki yukarıdakilerden hangilerinde verilen 2 taneciğin kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. Kimyasal özelliklerine bakarken proton ve elektron sayılarına bakıyoruz. Bunların karşılaştırmasını yapıyoruz. Öncelikle 1'e bakalım. 1'e de demir 2 artı iyonu ile demir 3 artı iyonu verilmiş. Bunların karşılaştırmalarına bakalım. Öncelikle demir 2 artı ve demir 3 artı iyonun elektron sayılarını bulmam lazım. Proton sayılarını bize 26 olarak vermiş. 2 artı iyonu ve 3 artı iyonu. Proton sayısı 26 ise elektron sayılarına bir geçiş yapmam lazım. 2 artıyla, yani artı 2 ile neyi toplarsam 26'ya ulaşırım. Artı 2 artı 24 ile. 24 ile toplarsam 26'ya ulaşırım. O halde demir 2 artı iyonunun elektron sayısı 24'tür. Demir 3 artı iyona bakıyorum. Proton sayısı 26. Artı 3 deneyi toplarsam 26'ya ulaşırım. 23'ü toplarsam 26'ya ulaşmış olacağım. O halde bunun da proton sayısı 26, elektron sayısı 23 olacaktır. Görüldüğü üzere proton sayılarını karşılaştırıyorum. 26'ya 26. Elektron sayılarını karşılaştırıyorum. Biri 24, biri 23. O halde elektron sayıları eşit değildir. Kimyasal özelliklerde herhangi birinin farklı olması ikisinin kimyasal özelliğinin birbirinden tamamen farklı olmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla proton sayıları eşit, ancak elektron sayıları eşit olmadığı için bu ikisinin kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. İkinci öncülümüzde neyi karşılaştırıyor arkadaşlar? Döteryum ile tritiyumu kütle numaralarını 2'ye 1, 3'e 1 şeklinde vermiş. Öncelikle bunun neyini karşılaştırıyoruz? Kimyasal özelliklerini karşılaştırmaya devam ediyoruz. Yine proton ve elektrona bakacağım. Her ikisi için karşılaştırma yaparken proton ve elektrona bakıyorum. Öncelikle bunun proton sayısı 1, nötr olduğu için elektron sayısı da 1 olacaktır. Tritiyumun proton sayısı 1, elektron sayısı da yine 1 olacaktır. Bakıyorum hemen. Birincisinin proton sayısı 1, ikincisinin proton sayısı 1 eşittir. İkinci olarak elektron sayılarına bakıyorum. Döteryumun proton sayısı 1, yine tritiyumun elektron sayısı 1, tritiyumun da elektron sayısı 1'dir. Dolayısıyla
hem proton sayıları hem de elektron sayıları birbirine eşittir. Dolayısıyla bunun kimyasal özellikleri, ikisinin kimyasal özellikleri aynı olacaktır. Üçüncü öncülümüzde ise argon verilmiş. Bunları kütle numaralarını yine proton sayılarını bize vermiş. Elektron sayılarına geçiş yapacağım. Nötrdür. Dolayısıyla nötr olan atomlarda proton sayısı aynı zamanda elektron sayısına eşittir. Yine 18'e 18 olacaktır. Dolayısıyla her ikisinin proton sayıları aynıdır. Her ikisinin elektron sayıları aynıdır. Ve sonuç itibariyle ikisinin proton ve elektron sayıları aynı olduğu için kimyasal özellikleri de aynı olacaktır.